Nereye gidiyoruz? İşler mezarlığına gidiyoruz şu anda. Evet. Şimdi İşler mezarlığı yolunu çekeceğiz. Beşler mezarlığına geldik. Üçler mezarlığı, beşler mezarlığı. Burası üçler mezarlığı. Mevlana'nın hemen yanında, Mevlana Müzesi'nin yanında. Yürüyüş yapıyoruz. Evet. Kalabalık orası. He, burası çok kalabalık ya. Buraya her gün bir gömülür. Yer var mı? Kim bir gömülür? Yer var. Herkesin mezarlığı olanlar gömülüyor. Ney? Anlamadım. Üçler mezarlığı mı? Evet. Anlat bakayım Üçler mezarlığı mı? Üçler mezarlığı Horasan'dan gelen 3 tane erenin mezarlığından adını almış bir mezarlık. Mezarlarından. Evet, Mevlana Türbesi'nin tam karşı tarafından komşu. Fransız akademisyen varmış. Eva Vitray bilmem ne. Buraya atıyor. O kadın Mevlana'ya duyduğu hayranlık sebebiyle buraya dönmek istemiş. Mezarı burada. Bunun için işte kaç bin kişi daha var onların mezarları da burada. Şefik Can var mesela. Baya duymuş Şefik Can caddesi vardır. Şefik Can da bir Mevlevi Han mıydı? Bir şeydi. Onun mezarı da burada. Konya'nın en eski mezarlıklarından Selçuklu döneminden kalma. Evet. Bir mezarlık. Selçuklu mezarları da var hatta burada. Güzel, sakin ama bayağı büyük bir yer. Büyük mezarlar böyle gibi. Bayağı burada kalabalık. Aynen. Sanatçı demek ki.
Bu da üçler mezarlığından gelip kızlar üç tane taş alıyormuş. Burada evde kalmış kızlara duyurulur. Gelip üç tane taş alınca sevdiğinize kavuşuyormuşsunuz. Ya da işte mesela bir sınava girirseniz, başarılı olmak istiyorsanız geleceksiniz, üçler mezarlığına da dua edeceksiniz. Buradan size duyurulur. Çocuk olmayan kadınlar da öyle yapıyormuş. Gelip buradan dua edip üçler mezarlığıyla, üç kişinin böyle üç tane mezarlık var yan yana. Evet, ne demiştik? Mevlana'nın yanında. Bir yer işte. Ziyaret edilebilir, güzel. Aynen, görülebiliyor. Bayağı kocaman ağaçlar var. Kuşlar falan var işte. Yani Mevlana'ya şeyler gelsiniz. Var böyle, yeşillik güzel, bitkiler var. Botaniği güzel yani, ben beğendim. Bazı mezarlar var hatta. Kendim için mimarisini beğendim. Yani Songül öldükten sonra beni böyle mezara gömün diye hepsinin örnekler alıyor, fotoğraflar alıyor. Çekmedim fotoğrafı. Almadın mı? İnternetten mi bakacağım diyordu, ne diyordu? Çocuklara vasiyet edeceğim. Yaşayabilirsek tabii ölmeyeceğiz. Kargalar, kuşlar, böcekler dolu. Kuş dolu, mezarlıkta. Sesleri duyuyorsunuz. İnsanlar sevdiklerini ziyarete geliyor bak. Evet. Bu kadın orada ağacı seviyor. Mezardan türemiş ya ağaçımızdan ağaçı. Kopamıyorlar sevdiklerinden. Ne yapsın? Yani 3 günlük dünya terimi bu. Bugün arası yarın olsun. Aynen. Bu toprağın üstünde, yani toprağın altında. Toprak altı, toprak üstü. Milyonlarca insan geldi, geçip gidiyor. Biz de geldik, biz de geçip gideceğiz. Değil mi? Evet. Bu iş böyle. Görüşürüz. Neyle? Nereye gidiyorsun? Musalla mezarlığına geldik. Şimdi biraz burada yürüyeceğiz. Ve bugünkü mezarlık ziyaretlerimizi bitirmiş olacağız. Songül Hanım'la. Evet. Musalla mezarlığı biraz daha şehrin içinde kalan, trafiğin arasında kalan bir mezarlık. Bu da büyük bir mezarlık. Hatta Konya'nın en büyük mezarlığı denebilir. Şehrin ortasında geceleri böyle bir karanlık bir bölge olarak görünüyor. Özellikle birazdan göreceğiniz üzere kulesi de var. Kulesinin oradan böyle çatıya çıkıp bakınca 42 katlı bir bina var. Oradan bakınca burası böyle şehrin her tarafı ışıklı, burası kapkaranlık. Büyük bir alan. Yani öyle. Mezarları göstereceğim birazdan. Birazdan size mezarları hızlı çekim göstereyim yapacağım. Şimdilik ne demek istiyoruz? Bay bay, biz geziyoruz. Sence ben kaç yıl yaşarım diyordum. Evet. Mezarlar bugün çok geldik. Yani genelde insanlar 70-80 yıl yaşıyor son zamanlara kadar. Şuradaki teyze nefis yapacağım, Pol 81 yıl yaşamış.
Biz de 70 yıl yaşarız Ben de herhalde. 80 yıl yaşarım. Bir aksilik olmazsa 70-80 yıl yaşarız. Yani ortalaması 70-80 yıl. Evet, Aynen. Musalla mezarlığında olduğumuzu söylemiştik biraz önce. Evet, Konya'nın eski mezarlarında. Evet, burada da bir eski mezarlık. İçinde bir sürü türbe var. Türbede mi var? Evet. Şu ileride vardı, sağda var. İçinde birçok türbe var. Hatta mezarlığın civarlarında da var. Eskiden işte vefat eden büyüklerin, alimlerin gömüldüğü yer. Yani mezarlıklar bize ölümün var olduğunu hatırlatıyor. Aslında bugünkü amacımız buydu. Değil mi? Değil miydi? Böyle bir şey yoktu aslında. Yürüyüşe çıktık, sonra dedik ki biraz mezarlıkları gezelim. Bir mezarlık, iki mezarlık, üç mezarlık, dört mezarlık dedik dedik, gezdik işte. Toplamda kaç mezarlık geldik? Dört tane. Kurtuluş Mezarlığı. Hacı Fettah mezarlığı, Üçler Mezarlığı, bu da Musalla Mezarlığı. Toplam 4 mezarlık gezmişiz. Yani hepsinde aynı şey, aynı sahne. Ölüm, ölen insanların gömüldüğü yerler. Mesela işte yeni ölen insanlar 40-50 yıl sonra, 40-50 gün sonra vücutları şişiyor, 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 sonra patlıyor. Mezarlığın inmesi, mezarın inmesi diyorlar. Geceleri falan gezdiğinde bu yer altından patlama sesi yer üstünden bile duyuluyor. Niye geceleri şimdi niye duymuyoruz? Gündüz de oluyor ama gündüz gürültü çok olduğu için çok duymayabilir. Ama gece mezarlığın içinde yürüdüğümüzde bu böyle değişik sesler duyabiliriz. Duyarsanız bilin ki vefat eden birinin şişen karnının patlaması olabilir. Yani bilimsel açıklaması tabii bu. Neyse, bu Musalla mezarlığında geceleri ben de daha önce denk geldim. Yani mezardan girip çıkanları görüyordum. Geceleri böyle gelip burada zikir edenler, dua edenler de oluyor. Böyle tarikat ehli gibi görünen, tarikat ehli dediğimiz insanlar. Onu artık Allah bilir, tarikat ehli mi değil mi. İşte gelip burada zikir ediyorlar, zikir çekiyorlar. Onlar da belki ölümü hatırlamak için yapıyorlar bunu. Görüşür müyüz? Songül çok acıktı bu arada. Yaklaşık 4 saattir yürüyoruz. 4. 4 saattir yürüyoruz ve bayağı dolaştık. Yürüdüğümüz rotayla ilgili de şeyi atacağım. Videoya onu da atarız zaten. Daha önce bisikletle çekiyoruz ya, onun gibi. Öyle bakalım. Bugünkü gezimiz bu kadar. Bay bay.